Evet, Sayın Hocam tebrikler. Çok zor bir maçtı. Yorumları sizden alalım. Tabii hafta içi Soma takımı lig sıralamasında ikinci sıradaydı. Ya içerideki kayıplarımızı bir şekilde dışarıda telafi etmesini biliyoruz. Ama Soma yani içerideki birçok maçı, mesela bir Batman maçı, bir Halide maçı, en son Bayrampaşa maçı, Nazilli, hadi saymıyorum da dışarıdan telafi için dışarıdan puanlar getirmemiz lazımdı. Bunu telafisini en azından bir maçı Batman maçı örnek veriyorum. Soma'dan telafi etmeye yolunu gittik. Çok iyi hazırlandık arkadaşlara. Yine harfiyen, çocuklara harfiyen ne söylemişse hepsini sahada uyguluyorlar. Tabii bazen skoru 2-0'ı biliyoruz. İster istemez genç bir kadro olduğumuz için ne kadar da çalışsak, ne kadar ikaz da etsek basit gol yeme sıkıntısını bir türlü aşamıyoruz. Bu maçta 2-1 oldu. 2-1'de sonra 3-1'i bulduk. Yine son dakikalarda 3-2'yi bulduk. Rakip 3-2'yi buldu. Ama tabii bunda genç kadronun etkisi de fazla. Hakim biliyorsunuz hiçbir zaman hakimle eleştiri yapan bir hoca değilim. Adını ödeyelim ama yani dışarıda ve içeride birçok sıkıntı yaşıyoruz. Geçen dakika evet. Yani 13. maç oynadık. İçeride sadece bir Bayrampaşa maçında takdir haklarının bizden yana olduğunu gördük. Ama deplasmanlarda bu tür sıkıntılar çok yaşıyoruz. Ya istediğimiz noktadayız. Biz öncelikle şunu söyleyeyim. Puansal olarak önce şu bir rahatlamayı bir gidelim. Yani o alttaki o kilometre potasındaki barajı ne kadar biz fark açarsak o kadar rahat edeceğiz. İlk önce hedefimiz o. Sonra tabii zamanla artık dediğimiz gibi 34. hafta sonunda sıralamada nerede olacağız? Onu hep beraber Padaspor camiası olarak göreceğiz. Sayın Başkan, başkan dedim gerçi başkanla beraberdim ya, onunla beraber geldim, ona da teşekkür ediyorum. Hocam, takım deplasmanda çok daha mı iyi oynuyor? Hep onu konuşuyorlar, deplasmanlardan korkulmuyor da kendi sahamızda korkmaya başladık. Ya bunu ne zaman aşacağız, nasıl aşacağız? Burada yani pazardaki, Rize'deki ve çevre ilçelerdeki taraftarlarımız, Palaspor'u her zaman şunu söylüyorum, Palaspor'a aidiyet hisseden insanlar bize gelecek, o içerik o coşkuyu bize verecekler. Burada katmosferi gördüm. Gördüm. Canlı yayınladık. Tabii golleri. 100 bin taraftar full hakemi nasıl etkiliyorlar? Kulüp kurucularına nasıl katkıda bulunuyorlar? Bunu görüyoruz. Biz genç bir kadroyuz. Bu pazar çocukları, pazarın yöresi Rize, Ardeşen, Fındıklı, Çayeli, yani o yörenin çocuklarıyla mücadele ediyoruz. Biz bu kadar iyi mücadele edecek artık sıra taraftara da geldiğini düşünüyorum. Evet, gelmiyorlar mı? Çok sağ olsunlar. Her zaman yanımızda olduklarını bize hissediyorlar ama onların da artık bir adım atmasını istiyoruz. Ben şampiyon olduğum dönemdeki o atmosferi çok iyi biliyorum, pazarda neler yaşadığımı. Şimdi artık bir adım da taraftardan bekliyoruz. Onlar da lütfen gelsinler, bizi desteklesinler. İçeride de o kazanma atlattığımız zaman, o kazanmayı yani açtığımız zaman söyleyeyim, o zaman hedeflerimiz daha farklı olur ama şu anda öncelikle birlikte alttaki o baraj şeyle bir baraj puanıyla bir aramızı bir açmak. İlk kurtaralım diyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Genç Radyo'da hep yanınızda biliyorsunuz. Ankara'da, Manisa'da. Her deplasmanda yanımızda. Her deplasmanda. İnşallah daha iyi olur. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim.